Büyüklerimiz yıllardır ülkenin geleceği gençlerdir diyor ve ümitle gençlerden bir şeyler bekliyor. Biz de bugün bizden büyüklere sizce günümüz gençlerinin en büyük problemi nedir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Şimdi söz Bursalılar'da, ekranlarınızda. Şimdi hanım kardeşim, gençlerin sorunu çeşit çeşit sorunlar var. Şimdi kültürün olmaması. En büyük saygısızlık büyüklerine. Terbiyesizlik, başka bir şey yok. Kesinlikle. Yetersiz üniversite eğitim. İşsizlik. Başka var mı? Başka ne olabilir ki? İlimizin en büyük gençlerin yani sorunları, sosyal tesisler yok. Yani ne bileyim yani, eğlenecekleri bir yerler ben bilmiyorum, yok galiba. Bu nedenle yani aslında Bursa'nın çok konuları var da sırf gençlikle değil de başka şeylerle de var yani. Kültürün olmaması. Kafasının boş olması. Yani şimdiki gençler okumuyor mu? Okumuyor tabii, okuyor mu? Gençliğin. Anlatayım kızım. Gençliğin değil mi? Bak kızım, özür dilerim. Bak hep genç, siz de gençsiniz. Gençlerin var ya kızım, isterse herkes duysun. Bak gençler ne büyük belli ne küçük belli. Evet, ne büyük belli ne küçük belli. Bak ben yaş 70, bak 70 yaş kızım. Benim 5-6 tane torunum var. Geçen bir gün bak anlatayım değil mi? Anlatayım. Geçen bir dik kaldırıma gittim, böyle aynı böyle. Adam, dedim ki 10 lirayı şu 10 lirayı alın da bir öğrenlerin şey canım istedi kızım. Ne o? Dondurma. U diye u gitsin, u diye u gitsin. Ben ne yaptığım zaman biliyor musun? Siz dedim oturun. Siz gençler otursa oturun. Siz oturun. Ben giderim dedim, alır gelirim, siz yiyirsin. Hep böyle gençler böyle kızım. Gençler böyle hep bana yani özür dilerim. Ben de 5-6 tane torunum var. Gençler bize kızım mesela şu anda bak. Şu anda Allah'ımıza çok şükür hiç virüs mürüs denilen bir şey yok. Ama neden bize Allah neden verdi başımıza bu belayı? Neden verdi? Büyük belediye, küçük belediye kızım. Evet, büyük belediye, küçük belediye. Ben, siz de bak küçük, siz benim kızımsınız. Sorunu işsizlik diyemeyeceğim. Çalışana iş çok, tembellik diyorum. Kesinlikle. Yetersiz üniversite eğitim. Hepsi üniversite mezunu maalesef. Çok yetersiz üniversiteleri. Başka ne sıralayabilirim? Çalışmak istememeleri, tembellik, bu kadar. Ondan sonra sosyal medya bunları, telefonlar, telefon vesaire. İşsizlik. Değil mi, ne? İşsizlik. Güvensizlik. Başka ne diyebilirim ki? İşsizlik. Neden iş bulamıyorlar peki sizce? Ne bileyim. Yani işsizlik yok. Olur muymuş ya, işsizlik? Bende var, 3 tane torun var. Kaç yere dilekçe verdi. Yok. Bir tane bu sene doktor çıktı. O bile şey yapamıyor. Ta Van'a verdiler doktoru. Ondan sonra o da dedi gitmeyeceğim, uzmanlığa çalışacağım dedi. O da işsiz. Bence işsizlik, çünkü üniversite okumuş desinler diye. Üniversite okuyor. Ben 6 sene eczacılık yaptım. Uludağ Üniversitesi'nin orada. Oradaki iş durumları biliyorum. Fakülteden mezun olan çocuklar, gençler boşta kalıyor. Ziraat Fakültesinden mezun olanlar olsun, diğer bölümlerden olsun. Bir sürü öğretmen adayı var. Eğitim Fakültesini bitirenler. Onlar da öyle. İşsiz yani. Çocuklar başka yerlerde çalışıyorlar yani. İnşaatta çalışanlar var. Ben şahit oldum bunlara. Üniversite bitmiş, inşaatta çalışıyor çocuk. İşsizlikten dolayı. Ailesine bir katkıda bulunması açısından. Böyle yani. İşsizlik. Başka var mı? Başka. Yani işsizlik oldu mu, olmadı mı? Parası kalıyor gençler tabii haliyle. Yani en büyük sorunu işsizlik şu anda. Günümüz gençlerin en büyük problemi terbiyesizlik. Başka bir şey yok. Terbiye verilmiyor çünkü. Anneleri babaları terbiye vermiyor. Çıkardığı gibi salıyor çocuk. Çocuk gecenin 12'sinde birinde eve gidiyor. Sarhoş mu değil mi belli değil. Kız da olsun erkek de olsun. Ona ilgilenmiyorlar. Bu kadar. Gözlemlediğim şu. Birinci öncelik sanırım. Çocukların en büyük problemi anneleriyle olan iletişimlerinde problem var. Ve günümüz jenerasyon.
bizim jenerasyonumuz veya bizim bir alt jenerasyonumuz. Şunu gözlemliyoruz. Anneler, erkek çocukları için benim oğlum erkektir, canı sağ olsun modunda ve kız çocukları için de kasılarak şöyle anneler. Eleştiriyorum tabii ki. Bana kızabilirler. Ben yaşayamadım, kızım yaşayacak demeleri çocuklarımızın en büyük problemi bence. Günümüz gençlerinin en büyük problemi, yani şu andaki zamana bakarsan en büyüğü saygısızlık büyüklerine. Saygısızca mı davranıyorlar? Çoğusu. Yani şu andaki zamanı gençlerinin eskiye dayanaraktan büyüklerine fazla bir saygısı yok zaten. Bunun sebebi ne peki sizce? Ortam diyelim. Yani büyüme şartları. Yani şimdiki zamanla önceki zaman bir olmadığı için onlar da şimdiye de ayak uyduruyorlar şimdiki zamana. Ve şu anda da öyle bir şey var yani. İletişimsizlik. Herkes kafasını telefonlara gömüyor. Kimse birbiriyle ilişki halinde değil. Yani ailecek otururken bile çocuklarımız bizimle ilgileneceklerine ellerinde telefon çekiliyorlar bir köşeye. Bu şekilde vakit geçiriyorlar. Şimdi hanım kardeşim, gençlerin sorunu çeşit çeşit sorunlar var. Şimdi kişiye göre sorunlar değişir. Adam üniversiteyi bitirmiştir. Beyaz gömlekle iş arar. Bunu basından okuyoruz yani, sizden okuyorum ben. Doğru mu bu? Şimdi adam üniversiteyi bitirmiştir. Hani ufak bir kalem de olsa bunu kabul ediyor. Ama adam üniversiteyi bitirmiş. Bir de branş meselesi var. Mesela işte mühendislik, basın, yayın artık sayabilirim ama saymaya da gerek yok. İşte iş, gençliğin sorunu bir yerde az kazansam da çok kazansam da süper yaşamak. Hani maddi yönden. İşsizlik var veyahut da yok. Bugünkü dünya konusu gündemde, sadece Türkiye konusundan değil. Yani sadece Türkiye ile değerlendirmemize gerek yok. Hani dünyada bir musibet var. İnşallah hayırlısına gelir, hayırlısına gider. Başka kelimem yok.